Bayram Özel programı ile karşınızdayız. TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aytül Vidinlioğlu Öztürk. Bayram Özel programında bugünkü konuğumuz Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, birlik ve kardeşlik içerisinde geçirmeye, kavuşmayı nasip etsin diyerek ben tüm izleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bugün Esat Başkan'la program yapacağız diye böyle biraz elma çiçekleri, kiraz çiçeklerini andıran bir kıyafet giydim. Kesinlikle. Çünkü Yahyalı deyince elmalar, kirazlar akla geliyor. Tabii elmanın, kirazın, çileğin, vişnenin diyarı olunca tabii yani konsepte uyum. Evet, konsepte uyum sağladık. Yahyalı yemyeşil, hakikaten havasıyla, doğasıyla, kültürüyle inanılmaz güzel ilçelerimizden biri. Yahyalı'da şu an neler oluyor? Çünkü böyle Kapuzbaşı şelalelerinden, yeşilliğinden herkes bahsediyor. Bir de sizden dinleyelim Yahyalı'yı. Yani, tabii turizm açısından Yahyalı'mızın zirvesindeyiz şu anda. Tabii bayramda olunca tabii insanlar ilk günü malumunuz Kurban Bayramları işli bir bayram. İnsanlar birinci günü, bayramın birinci günü kurbanıyla, ibadetiyle ilgileniyor. Tabii ertesi gün bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günü artık nereye gidelim deyince ilk akla gelen herhalde zannediyorum Yahyalı, Derebaş Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi. İnsanlar artık birazcık da Erciyes'te yıllılar zannediyorum. Yani zaten Kayseri'deki oturanlar için, ikamet edenler için söylüyorum. Zaten döndüğü zaman, kıbleye döndüğü zaman Erciyes'i görüyor zaten. Balkona çıkıyoruz Erciyes. 5 vakit görüyor. Balkonuna çıksa görüyor ama artık birazcık doğrusu Erciyes Dağımızın ötesinde bir güzellik daha var. O güzellik de tabii şüphesiz bizim Kapuzbaşı şelalemiz, Hacer ormanlarımız, ne bileyim bizim Yedigöllerimiz, Derebaş şelalemiz, yani madenimizde, enerjinin sektöründeki güzelliğimizde. Ben diyorum bayramın geçirileceği adres, gönülden, yürekten inanarak söylüyorum. Yahyalı diye düşünüyorum. Hiç kimse ayranım ekşi demez. Hiçbir belediye başkanımız ayranım ekşi ya bizim ilçemiz yani Yahyalı'dan kötü demez. Kesinlikle herkesin çünkü vatan sevgisi imandandır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkesin tabii vatanı, doğduğu vatanı, görev yaptığı vatanı en güzeldir. Onunla hiç tereddütümüz yok ama dediğiniz gibi eğer bir bayramda şöyle bir hava alayım, stres atayım, bayramı bayram tadında geçireyim diyorsa adres eşittir Yahyalı eşin bulunmaz dediğimiz turizm ilçemiz. Hakikaten öyle. Yahyalı'yı ben de geldiğimde çok seviyorum, beğeniyorum. Özellikle de Karadeniz andırdığı için çok seviyorum. Kesinlikle. Yani. Çok güzel. O yüzden mutlaka buradaki Karadenizleri de sesleniyorum. Yahyalı'yı görmekte. Karadeniz. Tabii Karadeniz'in aslını görmek, ne bileyim o güzelliğini görmek çok farklı. Ama mini Karadeniz yeşili var, suyu var, ırmağı var. Şöyle Aytül Hanım, herhalde Cenab-ı Allah diyorum ben ne türlü nimetler verdim dünyadayken sizlere. O güzel nimetler Karadeniz nimetiydi. O güzellikler Yahyalı'daki Kapuzbaşı, Erciyes'te ne bileyim orayı neden görmeden, ibret almadan geldin diye sormaması adına bana göre gitmek lazım. Evet, gidip görmek lazım. Hem bayramı konuşalım istedik, hem Yahyalı'yı konuşalım istedik, hem de yaptığınız ve yapacağınız hizmetleri konuşalım istedik. Açıkçası Yahyalı'ya geldiğimiz zaman mikrofon uzattığımız her vatandaşımız inanılmaz memnun hizmetlerden. Sizi ayrı bir yere koyuyorlar, hizmetleri ayrı bir yere koyuyorlar. Gönülleri de dokunan projeler yapıyorsunuz. Her şey için bunun için çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben her zaman şunu arz ediyorum. Tabii insanlarımızın, her insanımızın gönlünde ayrı bir dünyası var. Kiminin tabii dünyasında Yahyalı'ya bir meydan yaptırmak, belki Yahyalı'ya başka güzellikler beklemek. Ama bazı insanlarımız oluyor ki ufacık bir siz dünyaları yapsanız, çok güzel projeler yapsanız, onun kapısının önündeki bir kilitli parke eğer bozuksa veya bir asfalt yamasında sıkıntı varsa veya sulama olarak kullandığı kanalın da bir sıkıntı varsa eğer siz onu yapmamışsanız, dokunmamışsanız oraya işte o zaman sıkıntı başlıyor, memnuniyet başlıyor. Gerçekten her zaman söylüyorum ben. Türkiye'de 1391 tane belediye başkanı var. Tabii Allah hepsine yardımcısı olsun diyorum ben. Yani o görev gerçekten kolay bir görev değil. Yani bir belde belediyesinden tutun da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmak kolay değil. Allah kolaylıklar versin diyorum ama Tabii ilçemizde de insanlarımız eğer bir mutluluk varsa, orada bir memnuniyet varsa herhalde diyorum ben gönüllere dokunuştan dolayı diye düşünüyorum ben. Yani ben de seziyorum bunu. İlla bir anket yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanların tebessümü, insanların size olan saygısı, sevgisi zaten orada bir güzelliğin olduğunun en büyük alameti. Yani bana göre en büyük anket, bana göre en büyük memnuniyet, insanlar sokağa çıktığınız zaman eğer yüzünü dönmüyorsa, yüzünü ekşitmiyorsa, bana göre Allah'a hamdolsun bu güzelliği de görüyorum ben. Yani tabii onun altyapısı var. Yani belediyemize gelen bir insana Allah'a hamdolsun biz yani başkanlığın vermiş olduğu böyle sarhoşluk olur ya, o sarhoşluğu hiçbir zaman 8 yıldan beri görev yapıyorum. Yapmadım Allah'a hamdolsun. Yapmamak da lazım. Yapmak yakışmaz da zaten. Ama şunu söyleyelim, gelen insanlarımızda en VIP'dirler ya, yani üst düzey karşılama, üst düzey uğurlama. İnsanlarımız da zaten bunu istiyorlar. Tabii kuru kazanayım, tıkır tıkır kurban olayım da yok. Öyle bir dünya da yok. Ama hem hizmet olarak hem de insanlara saygı olarak, değer verme olarak gördüğümüz zaman yani o karşılığı mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben Allah'a hamdolsun bu iletişimimiz, bu güzelliğimiz Yahyala'da bu yakışır zaten. Zaten güler yüzümüzü Allah'a hamdolsun hiçbir zaman esirgemedik. Gerek Koca Sinan'ımızda iken gerekse de görev yaptığım belediyemizde. Yani zaten tabii bayramda olunca bir tebessüm bana göre sadaka. İlla ki para dağıtmak, vermek değil. Yarım hurma dahi olsa gönül alınız diyor Peygamber Efendimiz. Yani bunlar çok çok önemli şeyler. Yani Cenab-ı Allah şuraya öyle bir kalp koymuş ki, öyle bir hassas terazi koymuş ki yani bunu kırmamak lazım. Yani yaptığımız iyilikleri de tabii bu arada unutmamız lazım. Yapılan kötülüğü de unutarak ne bileyim yüz aklıyla beraber Allah'ın huzuruna çıkmak herhalde en güzel sınav, en büyük imtihan. Evet başkanım, şimdi gönüllere dokunan projeler yapıyorsunuz dedik. Kadınlar için, gençler için, Yahyalı halkı için. Baktığımız zaman da 2022 yılı için dediniz ki istihdam yılı olacak dediniz. Evet. İsterseniz bu istihdam yılından bahsedelim çünkü önümde notlar var. Kadın istihdamına çok önem veriyorsunuz. Kadın gelişirse aile gelişir, aile gelişirse ülke gelişir, dünya gelişir görüşüm var demiştiniz bir sohbetimizde. İsterseniz bundan da bahseder misiniz? Şöyle Atıl abla, tabii belediye başkanlığı ve belediye makamı ağlama yeri değil, yakınma yeri değil, yekinme yeri derler ya. Rahmetli Kadir Has'ın meşhur sözü. Kayserimize de oturdu. Yakınmamak lazım. Tabii oraya insanlar geliyor. Yani derdini anlatıyor, sıkıntısını, maddi, manevi sıkıntısını anlatıyor. Yani o masa çözüm masası. Yani insanlara yardımcı olma masası. Dolayısıyla her zaman notumuzu alıp da tamam inşallah yakında size yardımcı olacağız. İnşallah maşallah da bu işler olduğu yok. Evet. İlla ki bir harekette geçmemiz lazım. Biz Yahyalı Belediyesi olarak Allah'ım olsun birçok belediyemiz de yapıyor. Sadece biz değil. Ama Yahyalı Belediyemiz belki bir tık daha önde bu manada. Dediğimiz gibi kum telimizde, Kayseri'deki marka değerimiz olan kum telle yaklaşık 45 tane personelimize veya iş sahibi isteyen insanlarımıza yardımcı olduk. Tabii bunların %80'lik kısmı bayan kardeşlerimiz. Geriye kalan kısmı yani erkek kardeşlerimiz diyelim, hemşerilerimiz. Ama oradan biz dua aldığımızı ümit ediyorum. Öyle biliyorum. Üretim ve montaj tesisleri için eğitimler başlamıştı değil mi başkanım? Aynen öyle. Tabii fabrikamızın eğer hoşuna giderse zaten yer imkanını belediye olarak biz verdik kendilerine. Yani devam ediyor. Yerde sıkıntı yok. Kira dediğimiz yok, bir takım bir şey. Yeter ki Yahyala'daki insanımıza istihdam olsun. Yani biz işin orasındayız. Yani belediye olarak biz işin hammallık kısmındayız. Ve eğer devam ederlerse başımızın üzerine yeri var. Ama bu oradaki tecrübeyi eğer İncesu OSB'ye veya Kayseri OSB'ye taşırlarsa da tabii servis tutacaklar. Oradaki insanlarımıza eğitimlerini orada almış oldular. Stajlarını orada yapmış oldular. Dolayısıyla daha sonra da tabii Kayseri'ye taşıyacaklar. Bu bir güzellik. Çok güzel. Artı bununla kalmadı. İnşallah bayramdan hemen sonra başlayacağımız bir güzellik ki bu ciddi firmalara üretim yapan, konfeksiyon yapan, hatta Türk Hava Yolları'nın dikim atölyesi değil mi? Evet. Oradaki pilotlarımızın, oradaki hosteslerimizin elbisesini diken bir firmaya biz imalat yaparak göndereceğiz. Yani ciddi manada inşallah katkısı olacak. Tabii bir şeyin ölü doğması hiç doğru olmaz. Yani ilk kanaat çok önemlidir. İlk vuruş çok önemlidir. Dolayısıyla bu konfeksiyon atölyemizde inşallah bayramdan sonra zaten seçimini arkadaşlarımız yaptılar. Tabii ben gitsem belki beni almayacaklar. Çünkü dikişle aram hiç iyi değil, ütüyü hiç sevmem. Yani ben hayatımda da biliyorum. Cenab-ı Allah insanı türlü fıtratlarda yaratmış. Kimisi de ütü yapmayı sever eşine, hanımına. Eyvallah yemek ben yapma konusunda eşime yardımcı olurum. Ama bulaşıkta yokum. Ama dediğimiz gibi bazı insanlar, erkekler de yani ütü yapmayı sever. Tabii şunu söyleyeceğim, yani kabiliyetine göre... Okulda hiç ütü yapmadınız mı öğrencilik yıllarınızda? Kesinlikle sevmedim, sevmem de. Ama şunu söyleyeyim, ama şunu çok iyi biliyorum ki kulaklar içindesin. Mustafa Yalçın Başkanımız, Talaş Başkanımız da hem babası hem de amcası kuru temizlemeci olduğu için evet. Mustafa Başkanım da ütü yapmayı çok sever. Allah Allah böyle bir denge yaratmış evet. diyelim. Ama şunu söyleyeyim, orada kabiliyetli biraz daha terzilikte, konfeksiyonda kabiliyetli olan hemşehrilerimizin inşallah seçimini yaptılar. 25 kişiyle biz bayram sonrası ya Allah bismillah diyerek başlıyoruz. Tabii düğün salonunu çevirmişiz evet, başkanım konfeksiyonda atölyesine. Biz orayı atölye olarak çevirdik. Tabii sağ olsun atölye, yani İstanbul'dan gelen iş adamımız da başkanım bir atölye yapın diye size bir sipariş versek herhalde bu şekilde olur dedi. Yani gerçekten yüksek, tavan yüksekliğiyle. Evet, tavan yüksekliği. Çok mükemmel oldu. Yahyalımızın merkezinde, ulaşımda sıkıntı yok. İnşallah hayırlı olsun diyorum ben. 25 ile ya Allah bismillah 50 kişi, 100 kişi, 150 kişiye kadar inşallah bunu götüreceğiz. Ben inşallah tutar diye düşünüyorum. Yani konu çok derin olduğu için belki evet. biraz daha mevzu böyle gidiyor. İstanbul'daki artık fabrikalarımız orada 8.000 TL'ye dahi asgari ücretlinin üstünde 2 katı kadar para veriyor ama eleman bulamıyor. Neden? Orada artık İstanbul'da tabii aylık bir kira 8.000 TL. Yani çalıştığını sadece kiraya ne yiyecek, ne içecek, ne giyecek. Yani dolayısıyla biraz İstanbul'daki iş adamları da artık Anadolu'ya doğru yöneldiler. Bu çok önemli. Yani Tomarza'daki Tomarza'ya, Develi'deki Develi'ye gitsin. Yani Yahyalı'daki insanımız Yahyalı, Yeşistar'daki insanımız, iş adamlarımız gelsin gerçekten. Bundan hem kendileri maddi olarak istifade ederler hem de doğdukları yerle ödeşmiş olurlar. Hakikaten çok önemli çünkü artık Anadolu'ya doğru bir kayış var, köyümüze doğru bir kayış var. Bu anlamda da toprağın önemini, doğanın önemini pandemiyle bile çok daha iyi anladık değerli başkanım. Pandemi süreci hakikaten toprak bizim için zaten baş tacıydı ama daha da baş tacı haline geldi. Tabii yani belki akaryakıtta, enerjide bir alternatifi bulabiliyor ama gıdanın alternatifi yok. Gıdanın alternatifi yine gıda olunca tabii önem arz ediyor. Allah'ın olsun o güzelliği de zaten Cenab-ı Allah ilçemize vermiş. Yani tahılda, ne bileyim baklagillerde, mısır çeşidiyle yani çeşitlilikle elmada yani daha doğrusu meyve ve sebzede alternatifimiz yok Allah'ın olsun. Yani manasında diyorum üretimde. Doğru ekim, doğru sulama da çok önemli değil mi tabii, başkanım bu süreçte? Tabii hükümetimizin de bu manada verdiği teşvikleri insanlarımız biliyorlar. Kadir kıymetini biliyorlar. Hem hükümetimizin kadir kıymetini biliyorlar hem de yapılan teşviklerin kıymetini bilerek hem cebi doluyor hem gönlü doluyor o manada. Bir de Ova Mahallesi'nde güzel bir sulama projeniz var. Ondan da bahseder misiniz başkanım? Onu hemen tabii arz edeyim. Burada tabii gönülden yürekten bir teşekkürümüz var. Kime o teşekkürümüz? Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Sayın Valimize ve 2 atom karıncamızdan ikincisi olan tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz. Her ikisi de boyu boyuna, huyu huyuna. Hakikaten çok çalışkanlar. Ne bileyim gerçekten çalışkan. Allah kolaylık versin ben. Bunda bayramlarını da tebrik ediyorum gönülden, yürekten. Sağ olsun ilgileri sayesinde inşallah bu projemiz de sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da Sayın Valimizin destekleriyle zaten daha önceden biz gitmiştik ama bizim nefesimiz yetmedi bu manada. İlçe başkanımızla beraber gitmiş idik. Sağ olsun destek verdiler. Yani bizim Yahyalı için, Yahyalı'nın tarımı için çok önemli, sulaması için çok önemli olan bir konuda revizeye gidilmiş oldu. Ben tabii bunda emeğe geçen herkese, insan kendine teşekkür etmez ama hadi ben teşekkür etmek kendine çok etik olmaz. Yani zaten görevimiz yani kalkıp da bir başka yerin, ilçenin belediye başkanı ilgilenmeyecek. Kendi ilçemle kendim ilgileneceğim. Doğrusu bu konuda da insanlarımıza lütuf yaptığımız yok yani. Onlar seçmiş olduğu bir belediye başkanı, hizmet etmeyi seven bir belediye başkanı nihayetinde onlar için çabalıyor. Bu en doğal hakları, bizim de en doğal görevimiz diye düşünüyorum. Yani bu konuda gerçekten Yahyalı'mıza güzelliğimiz oldu elhamdülillah. Ben tüm mahalleleri de kattınız değil mi? Evet doğru. Yani muhtarlarımız mutlu, insanlarımız, üreticilerimiz mutlu. Neden? Yani hani çıra derler, dibine kör derler ama değil, olmamalı. Yani Ağcaşar Sulama Birliği gibi Ağcaşar Barajımız var. Ondan ta uzaktaki yerler istifade ederken hemen dibinde sıkıntısını belki çekti zaman zaman. Yani kamulaştırmaya tarlaları gitti. Onların istifade etmemesi yani ilçemiz açısından da belediye başkanı olarak da doğrusu beni de rahatsız eden ve oradaki üreticilerimizi rahatsız eden bir konuya neşter vurulmuş oldu. Ben bir kez daha dediğimiz gibi teşekkür ederim. Ben kendim hariç diyorum. Yo, size de teşekkür ederim başkanım. Çünkü önemli konuları bulup tespit edip ona göre hareket yapmak da çok önemli. Aksiyon alabilmek çok önemli. Siz de böyle madde madde sabah çok erken başlıyor sizin gününüz. Madde madde o gün aldığınız notları yapıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Şimdi ben sizi göreve geldiğinizden beri tanıyorum. Yaklaşık uzun bir dönemdir programlar yapıyoruz. Yahyalı'ya geliyoruz sizinle. Ofiste yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Hakikaten inanılmaz yoğunsunuz. Koşturmalı bir telefon şu anda da 4. kez çaldı. O yüzden de emeğinize Rabbim gücünüze güç kalsın, emeğinizi ziyan etmesin. Bu severek yapılan gönül işi. Beraber tabii Aytül abla şöyle arz edeyim. Tabii bizim medeniyetimiz yani inandığımız medeniyet Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti bir defa sabah medeniyeti de gece hayat olmaz. Gece tabii Batılıların ne bileyim gayrimüslimlerin ama Müslümanların diyelim medeniyetinde bizim inandığımız medeniyette biraz sabah medeniyeti, sabah erken başlama, erken sonra, değil mi, sabah namazındanla beraber başlayan bir medeniyet olunca doğrusu bu konuda yani erken başlamamız lazım. Hem belediye olarak, işçi olarak, üretim olarak ne bileyim sabahın bereketini hissetmemiz lazım. Dolayısıyla sabah erken başlıyoruz, o yoğunluk sabah erkenden başlıyor, akşama kadar da tabii tatlı bir yorgunluk oluyor yani yorgunluk olmaz dersek o da yani inandırıcı değil yani koşacaksınız koşana alan mutlaka yorulur ama yorgunluk olmaz. Bir daha şunu tabii söylemeye çalışıyorum Allah hani çalışma kaygısı versin iş kaygısı versin başka türlü kaygılar tabii değil de iş kaygısı olsun. Aynen iş kaygısı olsun ki biz çalışarak severek işe gidelim. Bir de şimdi Yahyalı Şelalesi'nden bahsedelim. Başkanım orada güzel bir cam teras sözü var Sayın Valimizin. Evet. Benim şimdi tabii gelir gelmez Sayın Valimiz Afyonkarahisar'ımızdan geldi. Vali olarak buraya geldi ama ilk ayında görevinin ilk ayında Yahyalı'mıza 2 defa lütfettiler. Ben şeref duyduk tabii. Allah Cenab-ı Allah yapacağı hizmetleri bereketlendirsin. Anladım. Tabii hemen sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da zaten Sayın Valimizin böyle taahhüdü vardı. Yani biz Büyükşehir Belediye'miz neredeyse biz oradayız. Yani el ele olacağız, gönül gönül olacağız. O zaman bereket olur. Ne zaman ki valimizle belediyemiz arasında bir sıkıntı oldu bu kesinlikle bu ile bu ilçeye yansır. Her zaman söylüyoruz. Evet. Yani mülki amirimizin yeri farklı. Yani Türkiye idare yapısında belediye başkanlarımızın görev farklı ama el ele olursa sinerji oluyor. Bereket oluyor. Elhamdülillah bu bereketi hem ilçemiz hem ilçelerimiz hem de ilimiz görmüş oldu. Bu vesileyle geldiklerinde sağ olsun Sayın Valimiz baktı ki yani o Kapuzbaşı'nın büyüleyiciliği karşısında burası dediler. Sağ olsun teklif de kendilerinden geldi. Nasıl hemen buraya kesinlikle bir adrenali yüksek bir cam terası mutlaka yapmalıyız dediler. Sağ olsun harekete geçirdi. Şu anda sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizin elemanları geldi. Genel sekreter yardımcılarımız ve teknik eleman. Geldi inşallah proje devam ediyor, çalışma devam ediyor. Alternatifli belki kamuoyuna sunulur sunulmaz bilemiyorum ama inşallah oraya Kapuzbaşı Şelalesi için gelinecek de bir de cam terası için gelinecek. Öyle bir cazibeli adrenali yüksek bir inşallah güzellik olacak. İnşallah ben bu vesileyle tabii tüm insanlarımızı yapılana kadar bir görsünler. Güzelliği yapıldıktan sonra ayrı bir kez daha görsünler. Ama bir kez daha söylüyorum. En kısa zamanda inşallah hayata geçirme konusunda hem bizim gayretimiz var hem büyük şehrimiz var hem de Sayın Valimizin. Evet, değerli başkanım, şimdi bizler programı yapacağımızı söylediğimiz zaman ve böyle benim yan komşum da yurt dışından geldi. Görümcem yurt dışından geldi ve Yahyalı'yı mutlaka gör, işte Şelale'yi mutlaka gör diye sohbet ederken şey söyledi. Yolları biraz zordu, yapıldı mı? Şimdi güzel bir sürpriz de yollarla ilgili var değil mi başkanım? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yani, dediğimiz gibi bereketiyle engeldat edildi. Evet, yani Sayın Valimiz bir kez de 15.000 TL, tabii 15 milyon TL diyelim. 15.000 TL değil de 15 milyon TL. Sağ olsun bizim dikmemizden, yani çünkü artık maden yolumuzdan, Kapuzbaşı'na giden yolumuzdan ayrıldıktan sonra 40 kilometrelik bir yolumuz var. O 40 kilometrelik bir yolda sati kaplama değil, bundan sıcak BSK dediğimiz kaplama konusunda rehabilitasyonu yapılacak, rehabilite edilecek yolumuz. Bunun için sağ olsun Ankara'ya hemen, tabii Ankara'da görev yapmak çok çok önemli Aytül Hanım. Yani şunu söyleyeyim, eğer bir insan Ankara'da bürokratlık yaptıysa bir vesile zaten tanışıyorlar. İkili ilişkide, koparmada, iş koparmada. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız, Allah ömürler versin, Haseki Bakanımızdan kastım, yani görev yaptı 21 yıl. Ankara'ya gitti, orada işlerimiz kolaylaşıyor. Yani Büyükşehir Başkanımız gittiği zaman işleri koparma konusunda. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız gittiği zaman oradan koparıyorlar. Yani mesela ben kendimden örnek vereceğim. Kayseri'de ben belediye başkan yardımcılığı görev yaptım. Allah hamdolsun ikili ilişkilerimizde kullandık mı? Kullandık sağ olsun. Bizim Esat Bey dediler. Yani bizim başkan, bizim Esat dediler. Yani buradan gönderirken yok deme şanslar birazcık da olmadı. Çünkü ikili güzelliklerimiz var. Birbirimize ilişkimiz var. Ne diyeceğim? İstediğimiz zaman da sağ olsun imkanları ölçüsünde yok demediler. Bu önemli. Yani ben de bunun avantajını kullandım. Sayın Valimiz de sağ olsun Ankara'da bir İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapmış. Yani bir türlü başka bürokratlar da yolları birbirinden çakışmış. Yani bunun avantajını kullanıyoruz Kayserimiz. Bunu da kıymetini bilmek lazım. Sağ olsun hemen Ankara'daki bürokratları, ikili ilişkideki bulunduğu, güzellikleri, hukukları olduğu bürokratları, genel müdürleri, bakanlarımızı arayarak hemen de koparttılar. Bu bir güzelliktir. Bana göre bu bir lütuftur. Kesinlikle. Sağ olsun o güzellikten, yani çeşme akarken testimizi dolduran ilçelerden bir tanesiyiz. Evet, hakikaten çok güzel. Çünkü yollar da yapıldıktan sonra, cam terasta yapılınca inşallah daha çok oraya misafir ağırlayacağız, turist ağırlayacağız. Bu da bölgenin hem kültürel yapısına hem ekonomisine katkıda bulunacak değil mi? Yani yol çok önemli tabii. Yol medeniyet, ama tabii yani kötü, çakırlı, çukurlu yol medeniyet değil. Yani güzel, konforlu yol medeniyet. O noktada zaten bir güzelliğimiz vardı. Ama sağ olsun giden valilerimizin de hakkını ikar etmememiz lazım. Bir Osman Güneş valimizi gönülden yürekten teşekkür etmemek elde değil. Yani o güzelliğe çok büyük katkıları oldu burada valiyken. Tabii efendim, valilik önemli bir makam. Eğer tabii iş yapmayı severse Allah'ın izniyle tek eden süt getirir, öyle diyelim. Belediye başkanlarımız nasıl tek eden süt getiriyor ise sayın valilerimizin de kendi illeriyle ilgili İşi eğer sıkı tutarlarsa, ki elhamdülillah bu konuda Kayseri şanslı bir yer. Hakikaten şanslıyız. Bir de başkanım, sizinle yaptığımız programlarda doğalgaz güzel çalışmalarımız vardı ve doğalgaz yapılırken de yollar ister istemez bozuluyordu ama böyle minik minik bununla ilgili de sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi yolları yapıyoruz sanırım değil mi başkanım? Evet. Bununla ilgili çünkü notum var. Parke çalışmaları nasıl gidiyor? Efendim, gayet iyi. Allah'ın olsun bayrama kadar yollarımızda sıkıntılı olan, asfalt yamasını gerektiren yerimiz kalmadı. Ben gönülden bir büyükşehir ekibimize, kırsal hizmetlere, genel sekreter yardımcılarına ve başta Memduh Başkanımıza teşekkürüm var. Allah eksiklerini tamamlasın. Hizmetlerini bereketlendirsin. Sağ olsun bayrama kadar yaptık, devam ettik. Ama ben her zaman söylerim, 2022 yılı bir defa kilitli parke yılımız, 2022 yılı sati kaplama yılımız, 2022 yılı sıcak asfalt kaplamamız. Zaman zaman söylüyorlar, yani espriyle karışık söylüyorum. Büyükşehir meclisimizde de tabii ek bütçe yaptık. Zaman zaman sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz muhalefetteki meclis üyelerimizle hayırdır Esat Başkanım, nereden buldun bu parayı, ne oluyor filan. Vallahi biz bir gömü bulduk dedik yani. Tabii gömü şu, yani orada daha da gömü bulunmaz. Gömü insanın kalbinde, evet, ve beyninde diye düşünüyorum. Allah hamdolsun biz ekmeğe kata denk getirdik. Ekmeğe kataya denk getirmeye de devam ediyoruz. Şunu arz edeceğim. Gerçekten Bu yıl Allah nasip ederse biz sıcak kaplamada da, yani asfaltlamada da, kilitli parkede de inşallah 2022'de insanlarımıza daha fazla hizmet götürmenin yani yılı olacak. Niye? Yani boşlu bir belediye değiliz Allah'ım olsun. Kasamızda paramız var. Bu belediyecilik de çok önemli. Boşlu belediye yani sıkıntılı belediye. Huzurda yatamaz. Yaptığı belediye başkanlığından bir defa huzur alamaz. Dediğimiz gibi nerede, neye geleceğini biliyoruz, nereye harcayacağımızı biliyoruz, tasarrufu biliyoruz. Az maliyette çok faaliyet yapacağımızı biz biliyoruz. Bu noktada dediğimiz gibi inşallah doğalgazdan yaralanan yerlerimizde sıkıntı olmayacak. Hatta müjdelerimiz olacak inşallah. Hem de Derebağ'ımız hem de Kiraz'ımız bundan nasibini alacak. Dediğimiz gibi doğalgaz şu anda dua kısmı devam ediyor daha, ama çok az bir beddua kısmı kaldı. Ben hemen onu söyleyeceğim. Beddua kısmı yok başkanım, yok, ama yok. Çünkü biz program yaparken Yahyalı'da bir tanıdıklarım var, konuşuyorum. Doğalgazlı olan aileler kıskanılmaya başlanmışlar. Kesinlikle. Ya onlar da var, bizde niye yok, kışa gelecek, aman bize de gelsin lütfen başkanım bunu sorun diye. Herkes aslında dua kısmını size dua ediyor ve hevesle de bekliyorlar bizlere de gelsin diye. Dün tabii doğalgazda en son neredeyiz, kaç tane insanımız, evet, doğalgazdan mutsuz diye sorduğumda yetkili arkadaşlarımızdan 440 tane evimizde şu anda yok. İnşallah yapmış olduğumuz revizyon imar planı ile de yaklaşık 300 tanesinde öyle hallediyoruz. Yaklaşık bir 140 kadar belki sıkıntılı yerimiz kalacak, ama onu da birebir ama. Yani insanlarımız belki Esat Öztürk'ten yani mutlu olması, belediye başkanlığı sevmelerindeki hikmetlerden bir tanesi geliyor. Doğalgazla ilgili sıkıntı var. Yok benim işim değil, benim görevim değil demedi. Dememek de lazım. Birebir yani Kayseri gazı arıyoruz. Oradaki dostlarımızı da çok aradığımızı biliyoruz, ama tabii ilçeler içerisinde belki en sıkıntılı olan da bizim Yahyalımız. Neden? Yahyalımızda insanlar hem hayvancılık yapayım diyor, hem evimin önünde tarımımı yapayım diyor, hem doğalgazım gelsin, konforlu bir yakıt, hem imar gelsin diyor. Yani 99 tane güzellik bir arada yürümüyor. Belki bizim ilçeler içerisinde doğalgazda sıkıntı çeken en büyük ilçelerden bir tanesi bizi. Atıyorum yani doğalgaz giden başka ilçelerimizde bu kadar sıkıntının olduğunu ben tahmin etmiyorum. Bizim sıkıntımız birazcık tabii imarlaşmada, birazcık gecikmenin belki bunda etkisi var. Veya insanlar vermek istemiyor. Belediyenin bütçesiyle de ilgisi vardır mutlaka, kamulaştıramıyor. Ama şunu söyleyeyim inşallah bu revizyon imar planımızda birazcık böyle kadastro yollarımızdan birebir taahhüt vererek, ilgilenerek çözüyoruz. İnşallah o yaklaşık 440 kişinin de duasına talibiz. Zaten 6500 kişi dua ediyor şu anda. Çünkü hedef 7000 idi. Şu anda zannediyorum 440 gibi falan insanlarımız kaldı. İnşallah hedefi yakalayacağız o zaman. Dediğimiz gibi doğalgazdan yaralanan yollarımızda 167 kilometre biz Allah'ım olsun yolu hem eştirdik, hem deştirdik, hem de üzerine beton asfaltını döktürdük. Üzerine kilit parkasında yatırdık. İşte hizmet orada, bizim işimiz. Orada herhalde sıkıntılar, beddua kısmı dediğiniz doğru, orada devreye giriyor. Çünkü güzel bir şey yapılırken ister istemez sancılı bir evreden de geçiliyor. Evet doğalgaz geliyor, ama o yolun da bir an önce insanlarımız yapılmasını istiyor. Ama o süreç biraz sancılı, mı sonrası çok güzel oluyor. Doğalgazın temizliği, sıcaklığı. Formül bizde şu, doğalgazı. Evet. Ey doğalgaz gelen insanlar veya vatandaşlar, ilçemiz, belediye başkanlarımız. Doğalgazda 4 tane fasıl var. Evet. 4 tane bölüm var. Bir, sevindirik faslı. O doğalgaz geliyormuş Pınarbaşı'na, doğalgaz geliyormuş Sarıolan'a. Bu seviniyor. Haydi ya Allah bismillah bir başlanıldığı zaman, iş makineleri yardığı zaman bunda insanlar beddua eder. Daha doğalgazı tatmadığı için güzelliği bildiği yok tabii. Tabii yaktıktan sonra da başlıyor. Ya Rabbi ben özür diliyorum. Belediye başkanına dua etmişim. Kayseri gaza beddua etmişim. Ondan sonra ben o duamdan, yani bedduamdan vazgeçiyorum. Dua ediyorum diyorum. Fakat 3. fasılda bitti. Bunda da bizim bedduamız başlıyor. Yani belediye başkanlarının tabi iflahını kesiyor. Nihayetinde EPDK ücretini vermiyor. Bozlu asfaltın ve kilitli parkenin bedelini vermiyor. Çünkü öyle bir şeyleri var, yönetmelikleri var. Dolayısıyla doğal gazla inşallah belediye... Bence bolca doğa alıyoruz başkanım. Neden? Çünkü biraz önce dediniz ki yaşlı işi hakikaten bizim de kayınvalidemlerin evine çektirdik. Sobayla uğraşıyordu. Evet. Kayınvalidem onun kömürü, yakması, taşıması, poşetlenmesi, o pisliğini kaldırması. Şimdi diyor ki bu doğal gazı kim getirdiyse Allah razı olsun öyle diyor. Diyor. O yüzden gönüllere dokunuyoruz. Yani bu en önemlisi. Ben ne olur bu bayramda evet, canı gönülden, yürekten ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Rabbim ömürlerine ömürler katsın. Tabii bu güzelliklerin perde gerisinde, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız var. Tabii zorlu ama süreçler. Kesinlikle ama tabii sonuçları onu güzel siyasi süreçler olarak karar verecek, talimat verecek de nihayetinde yani bu Ankara'daki merkezi ondan sonra ne bir Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi yani. Bunu gönülden yürekten de tabii hem bakanımıza, başta Cumhurbaşkanımıza bir teşekkürümüz var. Evet, Derebağ Mahallesi desem başkanım, Derebağ Mahallesi'nde ve Kapuzbaşı sel felaketleri geçirdik. Buradan herkese de Rabbim şifa versin, çok çok geçmiş olsun. Çünkü yağmur yağdığında ben Karadeniz olunca biliyorum. Doğru. Yağmurla birlikte nelerin geleceğini bizim evet, orada hala Kastamonu'nda, Ordu'da seller vardı. Zor bir süreç ama siz hemen bu yaraya geldiniz, pansuman yaptınız. Neler yaptınız başkanım? Tabii Karadeniz'de hem yeşillik manasında evet, hem de sel manasında yaşarız aynı bizden kaderi evet, yaşıyoruz Karadeniz'imizde. Tabii o konuda işte o Rize'nin falan müthiş böyle derelerinden tabii, akan seller ama tabii coğrafya olarak da benzediği için sel felaketi yaşadık doğru. Yani belki 2 ay içerisinde 3 defa yaşadık. Yani hadi yapıyoruz arkasından tekrar bir sel. Yapıyoruz arkasından bir sel daha. Tabii Allah devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediye'mizde hemen elleşerek kendi imkanlarımızı seferber ediyoruz. Büyükşehirimiz sağ olsun iş makinelerini gönderiyorlar. Dolayısıyla oradaki bir birliktelik, beraberliktelik insanlarımızın en kısa zamanda yaralarını sarıyoruz. Bu önemli. Yani doğru Kapuzbaşı'da bir sel felaketi yaşadık. Daha hala devam ediyor. Yani inşaatlarımız devam evet, ediyor tabii. Büyükçakır'ımızda böyle bir sıkıntıyı yaşadık. Tabii Çubuklu mahallemizde yaşadık bunu. En son olarak da Derebağ'da. Orada tabii 4 tane küçükbaş hayvanımız. Birazcık da tabii bahçeler daha yeni ekilmişti. Yani tarımla evet, uğraşan, insanlar hobi olarak var, bahçesine ektiği mısırı, fasulyesi, belki patatesi, soğanı gitmiş oldu ama biz tabii yağmurun yağdığı, selin geldiği birbirinden daha hala şu anda belki bayram demeden, arefe demeden personellerimiz çalıştı. Tabii çalışacağız. İnsanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Kaderiyle. Anında oradasınız. Tabii kaderiyle. Hakikaten yani çok enteresan Derebağ'daki sel felaketine giderken de bir sıkıntı da yaşadık tabii. Onu sosyal medyayla da paylaştık. Evet. Bir kısmı da dedi ya işte başkanım ne derdin vardı ya Allah akıl vermiş yani selle niye gidiyor? Ama önümüzden tabii iş makinesi gidiyor. Grader açarak gidiyor. Açarak biz gidiyor arkada kendi aracımızla değil, makam aracıyla değil biraz daha yüksek bir 4x4'te gidiyoruz ama tabii sıkıntı da yaşadık. Oradaki insanlar sıkıntı yaşarken bizim de sıkıntı, onu hissetmemiz lazım. Bu manada tabii hemen gitti. Tabii orada hemen sel felaketinin akabinde insanlar idarecisini, hizmetkarlarını gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Hemen de o bölgedeydik Allah'ın olsun. Geçmiş olsun diyoruz tabii. Çok birazcık maddi sıkıntı var ama önemli olan can kaybolması, gerisi teferruat. Sağ olsun Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiler, geçmiş olsun dediler. Ayrıca tabii Kapuzbaşı'na gittik ve oradaki insanlarımızın da yaralarına merhem olmaya, ilaç olmaya gayret ettiler. Allah her zaman zaten öyle diyorum ben Aytül Hanım. Cenab-ı Allah'a dua ederken sağ elimiz Ya Rabbi yağmur ver diyoruz. Sol elimizde Ya Rabbi birazcık da yağmur dursun, belediye hizmeti yapalım, asfalt dökelim. Çünkü bizim orası coğrafya olarak evet, çok çetin, kış çetin geçer, tarım, yollar deşirilir, gidilemez olur. Artık çünkü insanlarımız sokurdanıyor. Yağmuru falan bildiği yok. Bir taraftan Allah'ım yağmur ver diyor. Bir taraftan da tabii eğer belediye hizmetlerinde yolda eşik deşik varsa bizim insanlarımız bu belediye yani çalışmıyor oluyor. O yüzden elimizin bir tanesi Ya Rabbi yağmur ver dedi. Öbürü de Ya Rabbi birazcık dursun yani. Değil mi? Evet, tarım çünkü o sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için yağmura ihtiyacımız var. Ama bir açıdan da baktığınızda hizmetlerin de yapılması için de güzel bir havaya ihtiyaç var. Onu dengelemek de işte başkanım size yansıyor. Size yansıyınca da her tarafa sabahın erken saatlerinden beri koşturuyorsunuz. Tabii AFAD'ımızdan, Ankara'dan yardım da talep ettik. İnşallah bekliyoruz da doğrusu hakikaten. Yani serin ne götüreceği, ne getireceği hiç kimse bilmiyor. Maalesef. Dolayısıyla birazcık yoruyor ama hiç önemli değil. Yağış önemliydi bizim ilçemiz açısından söylüyorum. Ve malumunuz meteorolojinin verdiği verilere göre Türkiye'de yağış miktarı metrekareye düşen en bol alan yerlerden bir tanesi de bizim Derebağ'ımız oldu. Dediğimiz gibi tabii kendi imkanımız yettiği kadar kendi imkanımız ama AFAD'a başvurduk inşallah Ankara'dan bu manada destek bekliyoruz inşallah. Çünkü en önemli turizm destinasyonlarından birisi de iki isimde. Doğru bir an önce yani kazandırmamız lazım. Turizm gelen insanlara izah etmek zor. Evet. Anında müdahale, anında güzellik, anında hazırlık. Evet bu çok önemli. Geçmiş olsun Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Hakikaten zorlu süreçler. Biz de onu böyle fındık zamanında yaşarız o sel felaketini. Çok zordur. Ama orada aslında bazen de derim ki ben böyle durumlarda birleşiriz, bütünleşiriz. İşte komşunuz gelir, akrabalarınız gelir, yaralar birlikte sarılır. Onun da Rabbimin belki de bize bir imtihanıdır diyorum. Hani orada bir dostluk olarak sarılarak bunun üzerinden gelmek. Hakikaten siz de orada baktığımız zaman üstesinden geliyorsunuz. İlçe halkını sarıp sarmalıp yarasına merhem oluyorsunuz. Her şeyin için bunun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü zorlu bir süreç sizin için. Belki o yardımlar hem insani, evet, insani hem İslami hem de resmi görevimiz yani. Hiç kimseye lütfettiğimiz yok. Feda olsun. Allah razı olsun. Bir de kapalı pazar yerlerinin düğün salonlarına çevrilmesinden bahsedelim istersen. Çünkü düğünler de artmaya başladı ve yurt dışındaki vatandaşlarımız işte memleketimde işte akrabalarımla bir düğün yapayım deyince o sezon biraz daha burada hareketleniyor. Sizler neler yapıyorsunuz başkanım? Evet, tabii biraz da hani bayram sohbet olunca, muhabbet olunca insanlarımız da tabii bizi izlemekten usanmasınlar. Sırf latif olsun diye anlatıyorum. Mesela. Tabii adamcağız varıyor. Yani alışveriş merkezine kardeşim bana öyle bir güzellik yap ki hem kendim doyayım hem de binitime yakıt olsun. Yani işte tabii o zaman şimdiki gibi Mercedes yok, balon, ne bileyim başka bir şey yok. Tabii o zaman en büyük şeyler binitler büyük hayvan diyelim. Yani eşektir, katırdır, bilmem attır. Düşünüyor da sen anladım diyor ben seni anladım diyor. Hem karnımda doysun diyor bu arada. Yani hem eğlence olsun, hem karnım doysun. Bu arada binitime yakıt olsun. Anladım diyor tabii. Karpuzu ona veriyor. Yani karpuz. Herkesin bildiği bir hikaye ama yani tam da düşer diye evet. Yani konumuzla alakalı oldu diye söylüyorum. Tabii karpuz alıyor. Çünkü karpuzu kesiyor kabuklarını binit olarak yani hayvanla yem olarak onun karnı doyuyor. Kendisi karpuz nihayetinde. Ben çok da severim karpuzu. Kendisinin karnını doyuruyor. Tabii karpuz çekirdeğiyle de adam eğlence olmuş oluyor. Yani onu çitiyor. Evet. Yani bir taşta ne diyelim? Üç kuşu vuruyor. Doğrusu ben sözü getireceğim. Kapalı semt pazarımıza getireceğim. Yani öyle bir semt pazarı yapalım ki bir taşta beş kuş olsun. Vuralım. Bir taşta. O bir. Esnafımız orada yani cumaları bugün cuma günlerden atıyorum orada ne yapıyor insanlar alışveriş yapıyorlar daha güzel güneşte yağmurda yaşla alışveriş yapıyorlar esnafa ev sahipliği yapıyor artı insanlarımız da ev sahipliği yapıyor daha rahat ortamda alışveriş yapıyor tabi orada araçlarımız park ediyor sahil günlerde gündüzleri park olarak kullanılıyor artı tabi düğün salonu mesela 2 gün sonra mitingler olacak önümüzdeki inşallah 2023 seçimlerinde. Partilerimiz için miting alanı yani Yahyalı'da yağmur yağıyormuş bugün mitingi iptal edelim. Yok iptal etmenize gerek yok. Öyle bir şey yaptık Cumhuriyet Meydanımızda artı orada miting de yapabilirsiniz böyle. Artı kurbanda kesim yeri. Tabii bu yıl biz kurban kesimini orada yasakladık çünkü hem düğün yapacaksınız hem de orada kurban kesim yeri olmaz. Hı hı. Hijyen açısından. Tabii bu sene biz dedik ki okullarımızın önünde Yahyalı'da düğün yapılırdı Aytül Hanım. Tabii onu Milli Eğitim Bakanlığımız yasaklayınca insanlar birazcık böyle yani nerede düğün yapalım? Sokakta yapsa trafik aksıyor. Düğün salonunda yapsa birazcık belki kesesi uygun değil. Okulların önünde yapılıyordu. Bu da yasaklanınca yine dediğimiz gibi iş bize düştü. Yani gönül belediyeciliği diyoruz ya. Hiçbir evet. Kimseyi mağdur etmek yok. Ne esnafımızı mağdur etmek var ne de düğün sahibi gelin ve damadımızı o mutlu anını zehir etmek var. Biz dedik ki hemen organizasyon firmalarına yapabilirsiniz buyurun dedik. Işıklandırmasını yaptık. Dediğimiz gibi orada da düğün yapılıyor. İnsanlar mutlu. 2 defa da orada gerçekten nikah kıydım. biraz daha insanlar çok daha mutlu. Havadar, ne bileyim böyle düğün salonlarında biraz daha, yani bir pandemi dönemi yaşadık. Bir salgın dönemi yaşadık. Yani sanki orası daha kıymetli olacak gibi açık havada böyle. Evet. Yağmur da yok zaten. Yahyalı bir güzelliği buldu inşallah. Evet, beş tuşu yani vurduk. Bir taşta evet. Beş kuşu vurma saydım güzelliği. Saydım çünkü beşi vurduk. Evet, aynen. Evet, güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Dedik ya biz az maliyet çok faaliyet dediğimizdeki belki birazcık kasıp bu. Evet, hakikaten öyle. Çünkü Yahyalı'ya baktığım zaman hem insanıyla, hem doğasıyla, hem kültürüyle, hem de tarımıyla, coğrafi işaretli ürünleriyle hakikaten inanılmaz yeryüzündeki saklı cennet. Artık saklı değil çünkü duyuruyoruz, tanıtıyoruz. Sizler sayesinde, bizlerin yaptığımız programlar sayesinde ve sağ olsun büyüklerimiz sayesinde de Yahyalı artık çok iyi tanınan ilçelerden biri başkanım. Efendim, hatta şöyle yapalım. Köye dönüş diyelim. Köye dönüşte belki katma zorlu diye söylüyorum bunu özellikle. Evet. Yani biz burada tabii 35 yılım benim bu Kayseri'de geçti. 35 yılım ama oraya gittikten sonra inan anladım ki hayatımız, yani insanın yaşamı bereketleniyor. Niye? Yani burada trafik stresi yaşayacaksınız. Burada ne bileyim giderken gelirken mesafeler uzak ama orada öyle değil. Yani yaşadığımızın farkına varıyoruz. Gelin diyorum ben. Belirli bir yaşa kadar herkes ilinde yaşasın. Büyük illerde yaşasın. Ama artık 60'ında geldikten sonra yaşayacağınız yerler kendi doğduğunuz yerler diyorum. Çok samimi söylüyorum. Yani 200 metrelik bir yerde de insan yani hobi bahçesi olarak kullanıyor ama hayatı bereketleniyor. Yani ben burada tabii memnun başkanımızdan da bu manada prim istemem ama yani artık bu ilin birazcık daha dağıtmamız lazım. Kırsala doğru çekmemiz lazım. Yaptığımız güzel hizmetlerle cazibe haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla onlara yaptığımız yardım ve ne bileyim güzelliklere de biz oradan yani illerden, Kayseri'mizden, İstanbul'umuzdan, Ankara'mızdan oraya taşımamız lazım. Ben pişman değilim. Yani 35 yılı burada Kayseri'de geçmiş birisi. Yani gittin artık yani şehirde yaşıyordun da niye köye gittin, köylü oldun falan yok. Ben mutluyum. İnsanın mutluluğu esas. Gelsinler diyorum buradaki insanlarımız. Hakikaten öyle başkanım. Bir kere şehir merkezine çok yakın. Giderken yollarımız çok düzgün. O yüzden aslında İstanbul trafiğine baktığınız zaman işte bir ilçeden ben Avcılar'a gideceğim. İstanbul merkezine girdim. Avcılar'a gidene kadar 2 saat geçti. Tamam. Ve şimdi diyorum ki yani 2 saati göz alıyorsunuz bir yere giderken. Ama burada ben 10 dakikada, 45 dakikada. Biz buraya aynen. Stüdyomuza gelirken bayram sohbetleri konu olarak gelene kadar 40 dakikada buraya gelmiş. Evet, 40 dakika yani işinize gider gibi 40 dakikada gidip gelebilirsiniz. Evet. Aileniz orada yaşayabilir ve ben de her programda şunu söylüyorum. İlçe belediye başkanlarımızı ağırladığımız zaman hakikaten başkanım oranın hasreti başka. İşte bayramı başka. 50 hanelik bir binada oturuyorsunuz. Bir kapıda belki merhaba diyorsunuz, iyi bayramlar diyorsunuz ama orada işte bakkalınıza diyorsunuz, gerçekten. Esnaf abinize aynen diyorsunuz, öyle. Komşunuza diyorsunuz, orada yaşlı teyzeye bir su ikram ediyorsunuz. Hakikaten ben o hasretleri çok çok seviyorum. Özlüyorsanız ve doğayla uğraşmak istiyorsanız kesinlikle ben de hep böyle ilçelerimize gitmesi taraftarı olan şöyle, biriyim. Şöyle Aytül abi şu yani hatıramı da paylaşmak evet. isterim. Tabii Yahyalı'mızda belediye başkanlığı yapıyoruz. Geçerken belediye başkanı bana selam vermedi diyecek bir Allah kulu yok. Allah'ın olsun. Herkese selam vermek. Yani dediğimiz gibi yani güzellikle selam. Yani benden zarar gelmez manası o. Ben zaman zaman Kayseri'ye geliyorum. Bir anlık kendimi Kayseri yani Yahyalı'da zannediyorum. Herkese selam. Yani selam veriyorum ama acaba bu kim diyor yani. Evet. Böyle de bir alışkanlık yapıyor. Ama selam ve ne bir merhaba demek gerçekten yani çok iyi insanlara mutluluk veriyor. Doğrusu bu önemli. Evet, şimdi bana karşıdan süremizin dolduğunu anlatıyorlar ama ben bir de Yahyalı'da bayramı da sormak istiyorum. Yahyalı'da bayram nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz başkanım? Tabii bayram dört dörtlük geçiyor diyelim. Evet, diyelim. Hakikaten. Yani bayramlar Yahyalı'da dört dörtlük geçer. Tabii insanlar dediğimiz gibi yani nereden baksanız uzaktan da olmuş olsa insanlar birbirine akraba. Tabii tüm hemşehrilerimiz bizim gurbetteki yani Türkiye'den çeşitli illerinde görev yapan bürokratlarımız, hakim, savcı, bürokrat, avukat aklınıza ne gelirse tabii iş adamlarımız geliyorlar. Tabii anneleriyle babalarıyla bayramlaşıyor. Her zaman söylüyorum 36 bin nüfuslu bir ilçe oluyor bunda 60 bin nüfuslu bir il. Yani dolayısıyla insanlar hasret gideriyor. Zaten meyve için geliyorlar, torunlar bahçeyi özlemi çekiyorlar. Yani 9 günlükte tabii bir bayram tatilinde adresi başka gidecek bir yer yok evet. tabii. Yani adres yine Yahyalı. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Güzel bilgileri paylaştınız bizimle. Durmak yok, yola devam. Rabbim gücünüze güç katsın inşallah. Hep beraber inşallah. Hayırlı bayramlar diyerek inşallah. Çok sağ olun. İyi hayırlı bayramlar. Evet efendim, Bayram Özel programından bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. İyi bayramlar.